kendini gösterebilme, farklı şeyler yapabilme e, olanağı daha çoktur e, kötü karakterlerde. Siz de bilirsiniz. Hmm. Ya da anti kahraman da olabilir. Başrolse hmm. bile. Ben ne çirkin bir herifim. Bana hep iyi adamlar oynattılar. Ya siz öyle diyorsunuz kendinize ama öyle evet, evet. olduğunu düşünmüyorum. Hep hep iyi iyi tipler oynadım ben. Hep iyi, iyi adam. Hep i̇yi. hep iyi çocuk. Hep işte şey böyle hiç kötü kötü şey oynayamadım. Kötü bir şey oynayamadım yani. Onu bilmiyorum da. Onun çok iyileri var, çok iyi adam. Zor bir şey çünkü kötü adam oynamak daha zor. İster miydin? Ha? İster mi? Bilmiyorum. O, o, oynamayı sevmediğim için istemezdim herhalde. Ya şeyi zor. Yani yaklaşımı zor <laughs> hakikaten. Yani içinde kendinizi bulmak biraz zor oluyor. Bu tamam. şeydi ben anlamıyorum. Mesela bizim Amediosta da filan herkes çok zevk alıyoruz diyor oynamaktan. Hmm. Ben nefret ediyorum. Yani <laughs> çok sıkılıyorum ve <laughs> eğer diyorum ki yine, yine aynı oyun değil mi? Anladım. Bu gece de. yani bu aynı bak. replikler, aynı tipler gelecek. Seyirci de birbirine benziyor, aynı yerlerde alkışlıyorlar, aynı yerlerde gülüyorlar falan. Çok, sıkıcı çok sıkılıyor, çok sıkılıyor. Çok, çok başka çarem yok. Meslek olarak bu. Mesela hukuk okumuşsun, avukatlık yapıyorsun gibi. Yani. Ama o şimdi kıyaslamanız çok farklı. Burada peki yani sahnede o alkışlar sizi cezbetmiyor mu? Hayır hiçbir şey mu? yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor artık. Ben Selam verirken utanıyorum ve e, şey oluyorum ya yani, <laughs> çok çok rahatsız Niye rahatladım? Çünkü herif dedin ki sen evet. akıl hastası. ben de Şu an çok Ama yani bu şeyi merak ediyorum. Mesela zevki nasıl tanımlıyorsun mesela? O tiyatroda tabii Tiyatro ya Sinemada öyle aynı şey değil. Ya yani. bir, bir anı paylaştığımda. ...yaşıyorum onu ben. Yani... ...sizle bir şey oynuyoruz diyelim... ...o anda bir şey paylaştık... ...bir an paylaştık... ...göz göze bir şey oldu yani... ...bir replikle olabilir... ...o an bana acayip keyif veriyor. Ben sürekli Selçuk Yöntem'le... ...bir takım anlar paylaşıyorum... ...hiçbir şey ifade etmiyorum. <laughs> <ama. gülüyor> ee, sayıp sevmiyor olabilir misiniz diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ha, yani çok seviyorum canım. Yani orada tabii ki... ...tiyatroda da... Yani... Aslında şuraya gelmek istiyorum. Çünkü tiyatroda aynı şey sürekli repete edildiği için aynı sahne şey. üzerinde sürekli e, bir e, simültane e, bir gösterir. simültane eş zamanlı bir yeni eğlence ee, bulma, küçük işte numaralar, güldürme Hı -hı. çalışmaları, Hı -hı. ıvır kıvır kezler. Biz bu şeyde devam ediyorsa yapamıyoruz. Çünkü Motamo çok ciddi, Hı -hı. milimetrik oynanması gereken bir oyun. Ama sizin oyununuz da öyledir. Ama bazı işler daha rahattır. Mesela biz Harem Kabare'yi oynarken... Orada sürekli kızlarla beraber Hı -hı. birbirimizi güldürmeye çalışıyoruz falan. Çünkü bir eş zamanlı oyuncunun kendi eğlencesi de var. Hı -hı. Yani çok sıklıkla oynanan oyunlarda artık tamam seyirciye karşı ödevimizi yapıyoruz. Hı -hı. Mesleğimizin bir e, bir keyif. gereğini e, yerine getiriyoruz. <laughs> Bu şeye benziyor. Mesela e, doktorlar, mesela şeyler, cerrahlar. Sonra şey çok sıkıcı oluyormuş onu öğrendim mesela gastroendoskopi ve kolonoskopi yapan doktorlar her gelene kıçından şeyi dayıyorlar hortumu böyle fayanslarla <laughs> e, çevrili bir oda gelen zaten baygın geliyor sürekli falan bunlar yani o hortumu sokup çıkarmak dışında sürekli birbirlerini görüyorlar artık ne fıkralar ne eğlenceler falan ama bir orada da hayatı söz konusu olan bir tip var yani doktorlar da bunu yapıyor hani çok saygı değer meslek. E, filan ama yani oyuncular da yapabilir. Siz yapıyor musunuz? Bizde çok Şu, çok, çok oluyor anda, çok aşı aşı. ama çok yeni başladı tabii. Çok yeni. Ama çok açık. Yani ben e, Murat'la eğleniyorum ama hani o bütüne henüz sızmadık. Biz kendi aramızda minik minik e, eğleniyoruz. Çünkü bir dozu da var. Yani tabii. Tabii. de lazım ya Yani seyirciye tabii. olan ödevin yerine getirilmesi lazım bir de, ama o onda, onda, o oldu yani ya bir oldu geçti. Yani bir Hı? seyircinin tepkisi de farklı. ...bir yaptığına öbür seyirci gülmüyor mesela. E tabii. O zaman aynı olmuyor zaten sanki. Sen bunu ilk defa atadıyorsun evet, değil mi? Evet yani ben sorguluyorum. Aa niye bu espriye gülmediler. Bir önceki akşam gülmüşlerdi falan. Hani mesela dört seyircisiyle ...akşam dokuz seyircisi çok farklıymış. Mesela evet ama burada oyuncunun da tabii seyirciye bakışı... ...yani seyirci ona sıcaklığı gösterdikçe kahkahalarla yanıt verdiği sürece alkışladığı sürece falan oyuncu kendinden geçiyor. Tabii, coşuyorsun ya bu ve ne? Daha çok şey yapmak Ya ben istiyorsun. de hep diyorum ki bu ne sevilme arzusudur? Yani <laughs> bu ne hepiniz mi çocukken horlandınız, dayak yediniz? Yani bu sevilmek için bu yırtınmanın ne Ay seyirci çok iyi değil mi? <laughs> filan. ya da seyirci da, e, az tepki. Hep Japonlar gelmiş. Yani. Bu da böyle e, bir tiyatro. Hep hepsi, ben hepsi ben Japon filan yani ya 100 yıllar geçti üzerinden bu deyim hala bu deyim kullanıyor. Ha, hepsi Japon filan yani. Ama farklı farklı hakikaten. Sizi rutin sıkıyor bence. Evet. Evet. Şeylerde, evet. özellikle senin hayatın çok sıkıcı. Yani, ne yani. Ya ne ya. Yani. Çünkü bir gün başlasak birlikte sporla falan çok merak ediyorum. <laughs>